Merhaba, ben Doktor Erhan Özer, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere gizli şeker nedir? Gizli şeker gerçek şeker hastalığına, yani tip 2 diyabetes mellitus'a döner mi? Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Bunu anlatmamızın sebebi, bize gelen hastaların birçoğu ellerinde kan tahliliyle şekerine baktırmış. Hocam benim gizli şekerim varmış, benim ne yapmam lazım veya şeker hastalığına döner miyim diye. Bunu son kılavuzların eşliğinde gizli şeker, aslında biz tıpta gizli şeker deyimini kullanmıyoruz, prediyabet diyoruz. Prediyabetes mellitus, tip 2 diyabetes mellitus olarak anlatıyoruz. Ama halk arasında yerleşmiş bir laf olduğu için gizli şeker diyeceğiz bu videomuzda. Şöyle, bunlar genellikle bir kan tahlili esnasında bir kan tahlili yaptırdınız, bir check-up yaptırdınız. Şekerinize baktırıyorsunuz ki herkes şekerine baktırıyor. Şekerin 100'ün altında olması, yani 70 ile 99 arasında olmasına ve 99 miligram desilitre olmasına normal diyoruz. Ama şeker 100 miligramın üzerindeyse, 100 ila 125 miligramın üzerindeyse burada acaba bir gizli şeker var mı? Başlangıcı var mı diye şüpheleniyoruz. Yani açlık kan şekerine bakıyoruz. Plazmadan, kandan alınıyor. Şeker 100'ün üzerindeyse diyelim 110 çıktı, 115 çıktı. Biz buna tıpta bozulmuş açlık glikozu diyoruz. Hastalar da bunu gizli şeker diye yorumlayabilir aslında. Fakat bu böyle çıktığında bunu doğrulama testimiz var. Acaba gerçekten prediyabet mi değil mi diye. O zaman ne yapıyoruz? O zaman bir oral glikoz tolerans testi dediğimiz, yani halk arasında şeker yükleme testi yapıyoruz. Bu şeker yükleme testinde bir aç olarak laboratuvara gidiyor kişi, açlık şekerine bakılıyor. Daha sonra 75 gram bir şekerli su veriliyor ve 2 saat sonraki 2 saatlik bir şeker sonucuna bakıyoruz. Eğer 2 saat şeker sonucu 140 ile 199 arasındaysa, yani 200'ün altında ama 140'ın üstündeyse, biz buna bozulmuş glikoz toleransı diyoruz. Yani bu da gizli şekerin bir habercisi. Bu iki veriyi gördüğümüzde biz hastada gizli şeker var, prediyabet var diyebiliyoruz. Üçüncü bir değerde son zamanlarda kullanılmakta hemoglobin A1C. Son 3 aylık, daha doğrusu 2 aylığı daha gösterir, son 2 aylık ortalama şeker değerini gösteren bir test. Daha önceleri şeker ayrımında pek kullanılan bir test değildi. Çünkü standartizasyonu biraz zordu, her tarafta farklı çıkıyordu. Ama şimdi standartizasyonu iyi olduğu için artık hemoglobin A1C de prediyabet, gizli şeker tanısında kullanılmaya başlanmıştır. Bunun değeri de eğer 5.7 ile 6.4 arasında bulursak bunu da gizli şeker diye kabul ediyoruz. Yani prediyabet diye kabul ediyoruz. Açlık kan şekeri 100 ila 125 arasında olacak. 2 saatlik tokluk şekeri veya şeker yükleme testinde şeker 140 ila 199 arasında olacak. Hemoglobin A1C de 5.7 ile 6.4 arasında bulduğumuz zaman bunlara prediyabet, gizli şeker diyoruz. Peki burada problem, bu prediyabet, gizli şeker tip 2 şekere, gerçek şeker hastalığına dönüşür mü? Tabii ki dönüşebilir. Dönüşmeyebilir mi? Evet, dönüşmeyebilirdi. Bu tamamen kişinin elinde. Bu prediyabet döneminde genellikle ilaç tedavisi vermiyoruz. Kişinin yaşam tarzı, kilosu, beslenmesi, egzersiz yapmıyorsa egzersiz yapması, yani kişi eğer mevcut kilosunun %10'unu verirse bu prediyabeti düzelir. Ama mevcut kilosunun üzerine bir %10 alırsa diyabet olur. Bunu pratik olarak böyle bilmek lazım. Yani egzersiz yapmak ve karbonhidratlı gıdalardan fazlasından kaçınarak prediyabetin diyabete dönüşünü engelleyebiliriz. Ama şu prediyabet safhasında da diyabet olmadığı halde kardiyovasküler olaylar 1,5 katı artmaktadır. Yani bu ne demek? Sizin şekeriniz yok. Sınırda bir takım değerleriniz var.
Ama şeker hastası değilsiniz fakat kalp damar hastalığınız normal insanlara göre 1,5 kat daha fazla artıyor. Yani bir kalp krizini geçirme riskiniz artıyor veya felç olma riskiniz artıyor. Bu yüzden bu gizli şeker dönemini önemsemeliyiz. Çünkü gizli şeker döneminde şekerin kendisinin direkt belirtileri olmayabilir ama kalp damar sisteminde problem ortaya çıkabilir. Buradan tip 2 diyabete geçmesini engellemek için de yaşam tarzını düzeltmek gerekir. Genelde ilaç kullanmaya gerek yok. Egzersiz ve kilo vermek bunun için yeterli olabilir. Bu prediyabet hastalığını eğer dikkat etmezsek, yani gizli şekerimizi biz dikkat etmezsek ki gizli şeker her zaman belirti vermez. Yani şunu sorabilir bize izleyenler. Peki gizli şekerin belirtileri nelerdir? Ben nasıl hem de gizli şeker belirtisi hissedeyim? Gizli şekerde çok bariz belirti olmayabilir ama bazen sebepsiz yere acıkma, açlık krizleri, kendini fena hissetme, gece kalkıp şekerli tatlı bir şeyler yeme durumları da gizli şekerin belirtisi olabilir. O zaman bir açlık kan şekeri gerekirse yükleme testi yapılarak hangi aşamada olduğumuzu anlayabiliriz. Peki ne zaman tip 2 diyabet diyoruz bu gizli şeker, ne zaman şeker hastalığına dönüşür? Belirttiğimiz gibi eğer yapılan check-up'larda, kontrollerde kan şekerimiz, açlık kan şekerimiz, plazma kan şekeri, parmaktan, gerçi şöyle bir şey, plazma kan şekeri ile parmaktan alınan kan şekerleri arasında daha eskiden %5-10 bir fark olduğu söyleniyordu ama şimdi yeni yapılan tekniklerle, estetiklerle ve uygulamalarla plazma ile kapiller alınan kan şekeri neredeyse birbirlerine eşitlenmiş durumdadır. Bakmış olduğumuz açlık kan şekeri 126 veya üzerindeyse, yani 126 mg desilitre veya üzerindeyse, bunu bir kez bir daha baktık, yine 130-140 bulduk. Burada artık biz kişiye sizde tip 2 diyabet diyoruz. Yani bir kez baktık 126, ikinci kez yine baktık, yine bunun üzerinde, buna artık diyabet diyebiliyoruz. Onun dışında, açlık dışında, randomize, yani günün herhangi bir saatinde tesadüfen bakmış olduğumuz bir şeker sonucu 200'ün üzerindeyse ve bununla birlikte de semptomlarımız varsa, yani çok su içme, çok idrara gitme, zayıflama, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerimiz varsa, şekeri de 200'ün üzerinde bulunursa buna da tip 2 diyabet veya şeker hastalığı var diyoruz. Onun dışında ortada kaldık, arada kaldık. Yani şu prediyabet dönemindeyiz. Hastanın şekeri 124 çıktı, 123 çıktı. 75 gram şekerli su içirdik ve 2 saat sonra hastanın şekerine baktık ve hastanın şekeri 220 çıktı, 230 çıktı. Bu zaman da buna şeker hastalığı var diyoruz. Demek ki açlık kan glikozu 126'nın üzerinde. Tesadüfen baktığımız şeker değerleri 200'ün üzerinde ve semptomlarımız var. Şeker yükleme testinde 2 saatlik 200'ün üzerinde ve en son ilave edilen kriter de hemoglobin A1C, yani 3 aylık ortalama kan şekerimiz 6,5'un üzerinde ise bunlardan herhangi birini yakarsa kişide tip 2 diyabetes mellitus var, şeker hastalığı var diyoruz. Yani laboratuvar yorumlarını en son 2019 Endokrin Cemiyeti'nin kılavuzunu anlatıyorum. Laboratuvar yorumlarını bu şekilde yapmak lazım ve bunlara göre de tedavi düzenlemek gerekir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki sefere Hipokrat TV'de görüşmek üzere.